Şimdi anlatacağımız aşının adı emdirme aşı. Daha önce çekimlerini yaptığımız gibi bir fidanı, tüplü bir fidanı, daha önceden aşılanmış bir ağacın kesilecek bir dalını aşılamıştık tüplü olarak. Her zaman bir fidan elde etmenin yolu bir çöğür üzerine kalemi aşılamak değil. Bazen de kökü bir dalın üzerine aşılamak bir avantaj olabilir. Bir fidan elde etmenin metodu olabilir. Bunu anlatacağız. Birçok aşı metodu denedik. Aslında bunların hepsi matematik ve yorum. Nasıl yorum? Ağacın şekline, durumuna, uyanmış olup olmamasına, kalemin muhafaza edilip edilmemesine göre, anacın veya kalemin kalınlığına göre, kabuk kalkıp kalkmadığına göre matematiksel olarak düşünüp hangi formül için, hangi anaç için, hangi kalem için, hangi dal için uygun aşının daha ideal olduğunu seçip ona göre uygun aşıyı yapmak işte çok fazla aşı metodu bilmenin avantajlarından bir tanesi. Bu anlamda şimdi yapacağımız aşının, emdirme aşısı dediğimiz aşının birçok insanın ilgisini çekebileceğini, birçok insanın ceviz konusunda hatta bütün fidanlarda oldukça ciddi olarak insanların çözümü olacağını biliyorum. Şimdi ben aşıya geçmek istiyorum. Aslında yapacağımız işlem bir kalemi köke aşılamak değil, bir kökü ağaca aşılamak. Bu şekilde bir fidan elde etmek de mümkün. Ben şimdi ağaca geçmek istiyorum aşıya. Şimdi köke en yakın kısımdan kalem şeklinde bir kesim yapacağım. Bu kesimden sonra gövdeye bunu monte etmek istiyorum. Monte etmem gerekiyor. Şimdi kalemi monte edeceğim kısımdan ölçüler alıyorum. Şu şekilde daha uygun. Köke mümkün olduğunca yakın kısım. Kestim. Ve anaç üzerinde alttan alalım. Bu şekilde uygun olacaktır. Buradan kabuk kaldırıyoruz. Şöyle de yapabiliriz. Alttan kaldırmamız gerekiyor. Bunu buraya biraz zahmetli yerleştireceğiz ama imkansız değil. Bunu buraya ayrı zamanda zımbalamamız veya çivilememiz de gerekmekte. Evet. Evet. Bu burada tamam. Sadece bunu burada tutması için birazdan çivilemem gerekiyor. Çok kalın çiviye gerek yok. Cam çivisi veya ince ikilik. Evet. Şuradan. Tamam. Hemen karşısına bir tane daha takacağım.
zannediyorum kesimden sonra yerine oturacaktır. Çok kabuğun oynamamasına dikkat ediyorum. Biraz şu şekilde daha uygun. Evet. Alın terimiz de bu işe değdiğini gösteriyor. Tabii bu ağacın kalınlığına göre ben buna 4 tane takmayı düşünüyorum. Bu ağacın kalınlığına göre sayıyı değiştirebilirsiniz. Bu defa tam uydu. Evet. Hatta buna hiçbir şeye gerek kalmadı. Evet. Gayet sağlam oldu. Şimdi iki tane ufak köküm daha var. Bunları da monte edebildiğim kadar monte edeceğim. Şu kalın kökümü takabilir miyim diye düşünüyorum. Şuraya olur mu? Şuraya olabilir. Şuradan beni biraz zorlayacak ama burası da olabilir. Şu inceleri takmak daha makul olacak. Oraya bir tane, buraya da bir tane takayım. Öğrettiğimiz aşılarla matematiksel olarak herkes kendi aşısını yapabilir. Ağacınızın durumuna göre, şekline göre, ihtiyacınıza göre, kaleminize göre, çıplak köklü fidanınıza göre, aşılanacak fidanınıza göre, şekilsiz dalınıza göre kendi aşınızı bu anlattığımız tüm metotlarla rahatlıkla yapabilirsiniz. Tamam, bu çok güzel oldu. Yani bayağı kazık kökü olan bir veya sağlam kökü olan bir fidan elde ediyoruz şu anda. Evet. Bir tane de şuradan tam karşıdan onu oraya dik koyacak şekilde bir. Harika. Şuradan da bir tane göndereyim. Bir tane de kuvvetli gelişsin diye şuradan ince, bu şekilde ince kökleri de değerlendirmiş oluyoruz aslında. Bu metodun Türkiye'de uygulayanına rastlamadım pek. Uzak doğudan öğrendiğim bir aşı bu. Emdirme aşısı. Bu şekilde gövdeye monte ediyoruz. Ölçü alıyorum. Sağlam bir yerden. Bunu buradan kaldıracağım. Aslında kalınları belki atmaya da gerek yok. İnce kalemlerin iyi değerlendire, ince anaçların, elimizde kalmış ince anaçların çok iyi değerlendirebileceği veya bahçemizde yetişmiş yabani çöğlerin çok iyi değerlendirilebileceği bir aşı türü bu. Biraz kenardan almam gerekiyor şuradan. Bu arada bu bahçe babamın bahçesi. Babam da bahaneyle belki kuruyan ağaçların yerine bir tane fidan sahibi olmuş olacak. Gerçi çekim bahanesine babamın tüm ağaçlarını da aşıladık ama evet, şu anda evet. Bu ince olduğu için zımbamız gayet rahat buna işliyor. Çiviye dahi gerek kalmadı. 4 tane kök aşıladık. Şu biraz
yatağında, tamam, sıkıntı yok. Şimdi ben bunu buradan streçlemek istiyorum. Evet, streçlemeyle devam ediyoruz. Buradan hava almayacak şekilde, üstten de su dökülecek çünkü bunun toprağına, aşı noktalarına su gelmeyecek şekilde bunu sıkı sıkıya sarıyoruz. Bunun sonbahara kadar burada kalması ve sonra toprağını çıkartılıp güzelce streçin çıkarılması lazım. Gerçi güneşte veya toprakta deforme olan bir materyal streç ama evet. Bu kadar yeterli. Şimdi topraklamaya geçiyoruz. Evet, bağlama işlemini de tamamladık. Şimdi bunu torbalama işlemine geçeceğiz. Daha önceden hazırladığım ben güzel milli karışık organik madde topraklı bir karışım var. Bu karışımın kovasını da kullanacağım şimdi. Bol organik maddenin nemini çabuk kaybetmesin diye. Şimdi bunun tabanını patlatmam gerekiyor. Evet. İdeal şekilde patlattım. Ancak tabi dairesel uygunsuzluklar var ama onları da alıyorum. Şuraya kadar kesiyorum. Gövdeye geçirmem gerekiyor çünkü. Belki testereyle deneyelim. Plastik oldukça deforme olmuş. Bunları hallederiz, hiçbir sorun yok. Şimdi buraya geçirdik. Uygun yerden bunu bağlama yapacağız. Şimdi öncelikle bunu plastiğimizle havada tutacak 3 tane dalı gövdeye bağlamak istiyorum. Nokta teşkili gibi. Deneyelim bakalım. Evet. Oturdu. Bununla yetinmiyoruz. Stajımızı da bağlıyoruz. Eşit mesafede. Her zaman dursun, çözülmesin diye. Torba da olabilir. Fidan torbası. Hatta fidan torbası daha iyi oluyor. Tepeden geçirebiliyorsunuz. Bizim arazide kullandığımız kovamız deforme olmuştu. Onu kullanmayı uygun gördük. Şimdi oynadığına bakmayın. Birazdan oynamaz hale gelecek.
Evet. Şimdi altında bazı kırıklar vardı hatırlarsanız. O kırıklardan aşağı suyumuz kaçmasın diye, şey yapmasın diye taş koymayı daha uygun görüyorum. Aynı zamanda saksımız da orada tutacak. Evet, güzel. Gayet güzel. Tamam. Ben tedbir olsun diye en azından doldurma yaparken merkezlensin diye başka bir formül daha düşünüyorum şimdi. Bizi zorluyor. Biz de onu zorlayacağız. Bunu askıda tutturmak lazım. Tüplü gibi değil. Tüplüde de altına kesik ağaç parçası koymuştuk. Hiç boşuna uğraşma, olacaksın. Evet. Tabi düzenek hazırlanabilir bunun için özel. İstediği kadar depreşsin, dursun. Evet. Şimdi buna hazırladığımız güzel toprağı koyuyoruz. Şuraya bir taş daha koymak istiyorum. Oradan akacak yoksa. Evet. Evet, yavaş yavaş merkezleme sağlanıyor. Birazdan merkezde durur hale gelecek. İstese de istemese de. Burada tabi toprağın da verdiği bir ağırlık olarak bir yük var. Bu yükü yukarıdan kaldırabilecek bir düzenekte kurmamız gerektiğini bize söylüyor mekanizmamız. Evet. Evet. Şu anda bunu daha rahat bağlayabiliriz. Zaten kovamız güneşten oldukça deforme olmuş. Streçle destekleyip evet. Tabi temeli de sera gibi yapmak istemiyorum. Gövdeden güç alsın. Aşağı çektirmesin yeter. Burayı da sıkı sıkıya saralım, kaymasın. Evet. Ağaç adayımız hazır. Şimdi buradan dış cepheye yakın kökleri nemli tutsun diye su vermemiz gerekiyor. Hafif hafif. Sadece kökler nemlensin diye bir su veriyorum. Bunu mümkün olduğunca az sulamak lazım.
aşı tut, bir ay sonra falan artık normal fidan sular gibi sulayabiliriz. Suyunun emmesini bekliyorum. Bu arada bu direkt güneşin alnında, gövdeden streci sardım, yansıtır ama gövdeden güneş alıyor. Normal fidan toprakta olduğu için serin kalacaktır. Bunu sık sık sulamak ve nemini kaybetmesini engellemek lazım. O amaçla ben daha az nem kaybı için kök boğazın üst tarafına talaş koyuyorum. Talaş bu şekilde topraktan malç tabakasıyla buharlaşmayı engelleyecektir. Tabii biz bu aşıyı yaparken gövdeye monte dışında diğer metotları kendi imkanlarımızla geliştirdik. Bunu kendiniz geliştirip daha farklı yapabilirsiniz. Kök emdirme aşımız da bu şekilde.